Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala eşrafil mursalin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Allahümme alimna ma yenfa'una ve enfa'na bima allamtana ve zidna ilman. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna ictinaba. Ve ce'alna mimmen yestemi'unel kavle fe yettebi'una ahsana. Ve adkhilna bi rahmetike fi ibadike s-salihin. Amma ba'd, assalamu alaykum ve rahmatullahi ta'ala ve barakatuh. Saodatning 10-chi sababi qazoi qadarga bo'lgan iymon. Bu mavzu insoniyat yaralgandan beri inson zotini qiziqtirib keladi. Taqdirda nima bo'lishligi, ertaga uni nima kutayotganligini bilishni xohlash. Alloh azza va jalla o'zini huzurida qoldirib qo'ydi 5 ta ilmi. Innalloha inda hoyil musaa ve yunazilul gayz ve yarhamu ma ya'lamu ma fil arham ve ma tadri nafsun maza taksibu gada ve ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Mana şu 5 ta ilimni Alloh taolo özünü huzuriga qoldirdi. Na bir muqarrab farishtaga ham, na bir ulug' anbiyoga ham bu narsani bildirmadi. Qazoi qadar. Agar o'sha paytda mana qilganimda, hozir mana bo'lmas edi. O'sha paytda bunday qilganimda, undoq bo'lmas edi. Qazo va qadar. Astagfirullah. Ma asaba min musibatin fil ardi va la fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna zalika ala Allohi yasir. Alloh azza va jalla Qur'onda marhamat qiladi. Na yerga va na o'zlaringizga biron musibat yetmas. Magar yetsa, biz uni paydo qilishimizdan ilgari kitobda bo'lar. Bu Allohga osondir. Ustilarga nima musibat kelgan bo'lsa, yerga qanaqa musibat kelgan bo'lsa, shu musibat kelmasdan avval taqdirga yozib qo'yilgan. Sizlar buni hech narsa qila olmaysizlar. Hukm aytildi, taqdir bitildi, qalam ko'tarildi, sahifa quridi, tamam, ish bitdi. Bizi ustimizga birodarlar, Alloh taqdirga yozgandan oshchasi ham kelmaydi, kami ham kelmaydi. Mana shu iymoningiz komil bo'ladigan bo'lsa, mana shu e'tiqod qalbingizda mustahkam o'rnashgan bo'lsa, dollar nechta pul bo'lishi sizni qiziqtirmaydi. Endi nima bo'lar ekan? Kursga qara. Ha nima bo'lardi? Allohda aytgani bo'ladi. 70 so'mdan benzin quyuribmiz. 70 so'mdan benzin quyuribmiz, birodarlar. Yana benzin qimmatlagan sari katta obyomli mashinalarni minyapsizlar. Jiblarda qaranglar ko'payganini. Alloh seni shu mashinani minishini peshinanga yozganmi? O'sha benzinga yarasha pulni ham beradi. Ma'qul misan? Qazo va qadar. Qadar degani belgilash degani, taqsimlash degani. Qazo degani ana shu belgilangan narsani amalga oshirish degani. Alloh taolo aytadi: "Astagfirullah, inna kulla shay'in xalaqunahu biqadar." Albatta biz har bitta narsani taqdir bilan, o'lchov bilan aniq yozib qo'yganmiz. Qancha nafas olasan? Qancha ovqat yeysan? Qancha suv ichasan? Hamma narsa hal qilingan. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam mana ana shu taqdiri azal bitilishligi haqida aytgan hadisida shunday dedilar. Alloh avval qalamni yaratdi va unga yoz dedi. Qalam nimani yozaman dedi. Alloh taolo qalamga dedi, to qiyomat qoyim bo'lgunicha bo'ladigan hamma narsalarning miqdorlarini yozgin. Fajaral qalamu fi tilka sa'a. Ana shu soatda qalam yozishni boshladi. Qalam yozib bo'lib ishini bitirganidan keyin 50 ming yil o'tib osmonlar va yer yarandi. Taqdir bitilgan paytda hali osmon ham yo'q edi, yer ham yo'q edi, biz ham yo'q edik. Seni birodar boshinga tushgan narsa adashib boshqa yoqqa ketmaydi. Seni qo'lingga kelgan narsa adashib yana boshqa yoqqa ketmaydi. Ya'ni sen uchun yozib qo'yilgan narsa albatta senga keladi, senga yozilmagan narsa albatta senga kelmaydi. Agar mana shunday ishonch e'tiqod qalbingda mustahkam o'rnashsa, tubinga mana shu tushuncha o'rnashadigan bo'lsa, hayoting zo'r bo'lib qoladi. Musibatlar sen uchun Allohning hadiyasi bo'lib qoladi, chunki gunohlaring kafforat bo'ladi u musibat bilan. Mehnatlar rohatga aylanib qoladi, hodisalar esa mukofotga aylanadi.
İnsan dünyada yaşarken üstüne yaxşı gün gelirdi, yaman gün gelirdi. Bu Allah'ın takdiri. Estağfirullah. Billah. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Elbette sizlerini sınayımız deyipti Allah Ta'ala. Havfu hatar bilen, korku bilen, açlığı bilen, malilerge, canilerge bir talafat yetkizişliği bilen, meyve çevrelerini kemetirişliği bilen imtihan kılamız. İmtihan için keledi şu nasıl? Yazılgen. Şunda, اَلَّذ۪ينَ اِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا İnna lillahi ve inna ilayhi raciun. Biror musibat kelganda, yozilgan musibat keldi peshanasiga, yozilgan musibat tushdi ustiga. Shunda albatta biz Allohning bandalarimiz va albatta Allohning huzuriga qaytamiz deydigan sabrlarga xushxabar bering. Mana musibat sizga foydasi foyda bo'lib qoladi. Ustingizga kelgan musibat foydangizga aylanadi. Çünkü musibet kelganda Allah'ın takdiri, Allah'a qaytib boramiz, alhamdulillah degan bandaga şu musibet orqasidan savob bor. Shuning uchun aytildi, musibetler senga hadiya bo'lib qoladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytadilar, mu'minning ishi ajoyibdir. Hamma ishi uning foydasiga. Yaxshilik taqdir qilingan bo'lsa, ustiga yaxshilik kelsa, shukr keltiradi, savob oladi. Musibet kelsa rozi bo'lib sabr qiladi yana savob oladi. Mu'minning ishi ajablanarli. Ustiga kelgan yaxshilik ham uning foydasi, ustiga kelgan musibat ham uning foydasi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam mana Abdulloh ibn Abbosni yosh bola ekan, ulog'iga uch qashtirib olib turib qilayotgan nasihatini ko'ring. 10-12 yashar bolaga Rasulullohni berayotgan ta'limini ko'ring. Ya'ni mana shu yoshda inson dunyo qarashi shakllanadi-da. Siz yuzda qaysi tushuncha, qaysi tasavvur bilan yashayotgan bo'lsangiz, bolangizda ham shu tasavvur bo'ladi. Rasululloh aytibdilarki, "Ya g'ulam, inni uallimuka kalimat." Ey bola, dedilar Rasululloh, "Men senga bir necha kalimalarni o'rgataman. Allohning haqlarini saqlagin, u zot seni saqlaydi. Allohning buyruqlarini bajar, Allohning hukmini saqla, Alloh saqlaydi." Allohning haqlarini saqla, uni qarshingda topasan. Ya'ni bir muammoga kirsang, Alloh ro'baringda bo'ladi, yordam beradi. Agar so'rasang, Allohdan so'ra, agar ko'mak tilasang, Allohdan tila. Bilginki, butun ummat yig'ilib, senga biror zarar yetkazmoqchi bo'lsa, Alloh yozganidan ortiqcha zarar yetkazisha olmaydi. Butun ummat yig'ilib, senga foyda keltiramiz deysa, Alloh yozganidan ortiqcha foyda keltirisha olmaydi. Chunki rufiyatil aqlam va jaffati suhuf. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurigan. Alloh yozganicha qiladi, zararni ham, Alloh yozganicha qiladi, foydani ham. O'shuning uchun mo'min odamni biror bir narsa va'da qilib ishontirsa xursand bo'lib ketmaydi. Biror narsani aytib qo'rqsa vahimaga tushib ketmaydi. Kim aytgani bo'ladi? Alloh aytgani bo'ladi deydi. Qalamlar ko'tarilgan, sahifalar qurib bo'lgan. Yana bir rivoyatda aytadilar Rasululloh, "Va'lam annama axtoka lam yakun liyusibka." Bilginki, seni nima chetlab o'tgan bo'lsa, senga tegishi yo'q edi taqdirda. Va senga nima kelgan bo'lsa qo'lingga, shu narsani kelmasligi yo'q edi taqdirda. Peshonangga yozilganmi? Albatta keladi. Peshonangga yozilmaganmi? Kelmaydi. Senga yozilgan narsa xato ketmas. Xato ketdimi? Demak, u senga emas. Qaytar beraymi? Senga yozilgan narsa xato ketmas, qo'lingga keladi. Endi xato ketdimi? Demak, seniki emas-da u. Ma'qulmi? Rasululloh Abu Hurayra roziyallohu anhuga aytdilarki, "Ey Abu Hurayra, qalam sen yo'liqadigan narsalarni yozib, qurib ham bo'ldi." Tamam, tamam. Yana aytadilar Rasululloh, "Ihris ala ma yanfa'uk." Senga foydali bo'lgan narsalarga intilgin. Allohdan yordam so'ragin, ojiz qolmagin. Undoq qilganimda unday bo'lardi, bundoq qilganimda bunday bo'lardi demagin. Balki bu bo'lgandan keyin shu ish. Bu Allohning taqdiri, Alloh o'zini xohlaganini qildi deb qo'ygan. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Bo'ldi, qalbing xotirjam. Zo'rda buchi. Yutkizdiz, 5 yutur yutkizib qo'ydiz.
10 sekund qolganda gol qo'yib yubordingiz. Bo'lmasam joningizni jabborga olib yugurdingiz, yeldingiz, himoyaga o'tdingiz, hujumga o'tdingiz, hamma sababni qildingiz, yutkizib qo'ydingiz. Bitta gol yetmay qoldi. Endi chiqib olib turib bir-birimiz bilan nima qilmasligimiz kerak? Endi o'sha qazo qadarga iymon keltirgan odam bilan futbol o'ynasang ham mazza qilasan. Ha, demak nima bo'lmagan ekan? Raketkam qo'limdan tushib ketdi-da, oyog'im tiyilib, siyg'alan. O'sha oyog'ingni siyg'alantirib olgan kim oxirgi udarni qilayotgan endi? Alloh, qo'lingdan nimaga tushib ketdi? Bugun yutkizishing kerak edi. Bo'ldi, rozi bo'l. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytadilar, Alloh bandasiga taqdir qilgan narsa banda uchun yaxshilikdir. O taqdir sizin nazaringizda yaxshiga o'xshayaptimi, yomonga o'xshayaptimi, farqi yo'q. Sizga shu narsa taqdir qilindimi, shu narsa sizga yaxshi. Misol. Musa va Xizr alayhimassalom ularning qissasiga murojaat qilsak, 12-15 ga kirgan yosh bola o'ynayotgandi, Xizr alayhissalom shunday bordida, shunday so'yib o'ldirib qo'ydi. Ota-onasi musibat deb bildi. Musibat. Yomon bo'ldi deb o'ylayapti. Yo'q. Bu qissani nihoyasida Xizr alayhissalom nimaga o'ldirganligini aytdi. Bu Allohning buyrug'i edi. Nima uchun qatl qilindi? Bu bola katta bo'lganida shirkka, kufrga, ma'siyatga kirib ketib, ota-onasini ham kofir bo'lishiga sabab bo'lib qolar edi. Shuning uchun Alloh taolo olib qo'ydi, o'rniga solih farzandni berdi. Tushunyapsizmi? Sizning ustingizda qanaqa taqdir bo'lgan bo'lsa, bu yaxshilik siz uchun. O'shuning uchun alhamdulillahi robbil alamin deng. Demasiz ham shu holat, desiz ham shu holat. Alloh senga taqdir qilgan narsa, birodar, albatta yaxshilik bo'ladi. Shunday bo'ldimi? Demak, shunda bitta yaxshilik bor. Yillar o'tgandan keyin ko'rasan. O'shunga uylanmaganing to'g'ri bo'lgan ekan. Yaxshi ham o'sha reski ulgumaganim. Samolyot qo'nmabdi deysiz. Ungacha siqilib, probkada bo'g'ilib, qizilga yurib, shu xullas baqir-chaqir qilib kelgandingiz, ulgumadingiz, uchib ketdi samolyot. Moncha puldan qoldim dedingiz, keyin bilsangiz samolyot qo'nmabdi. Tahqiq Alloh azza va jalla bir mu'min bandaga musibatni taqdir qiladi, mu'min xafa bo'ladi. Lekin mana shu musibatning orqasida qancha bir yaxshiliklar borligini va qancha yomonliklardan to'silishligini bilmaydi-da. Xizr alayhissalom kemani teshib qo'ydi. Qaytamiz shu qissaga yana. Kemani teshib qo'ydi. Kemani egasi sohil narigi sohilga borguncha bir balo qilib cho'kib ketgunday bo'lib yetib bordi. Kema teshilganida kemachi nima dedi? Yomon bo'ldi. Kemam talofat ko'rdi. Endi chiqim bo'ldi. Mash safarga topgan pulimni nima qilaman? Kemaga sarflayman deb yomon bo'ldi deb turdi, asli yaxshi bo'lib chiqdi. Narigi tomondagi dengizni narigi sohilidagi podshoh kelgan hamma butun kemalarni shart tortib qo'yayotdi. Demak, mo'minsan, senga Alloh nimani taqdir qilgan bo'lsa, bilginki bu sen uchun yaxshi. Ko'yningga yoqadigan ish bo'lsa ham, ko'yningga yoqmaydigan ish bo'lsa ham. Allohning senga qilgan taqdiri sen uchun yaxshi. Muhammad Ali. Kim u? 20-chi asrning eng ulug' sportchisi deyiladi. Shaxsiyati bir kuchli bo'lgan odam. O'zini davrida kuch-quvvatiga to'lgan paytida, o'zini karyerasini cho'qqisiga yetgan paytda nima degan? Men eng buyukman degan. Men eng buyukman dedi. Keyin Alloh taolo bir dard berdi unga. Bilasizlar. Shu odam. Harakatlanish qiyin bo'lib qoldi. Qaltirab qoldi qo'llari. Keyinchalik umrining oxiriga borganda gapirishi ham qiyin bo'lib qoldi. O'sha vaqtga kelib turib aytadiki, qarang, 20-chi asrda eng zo'r sportchisi. Juda ham aqlli, xushli, ongli odam bo'lgan. Intervyularini qaranglar-da. Ajoyib bir aql egasi bo'lgan. Islomda qabul qilib musulmon bo'lgan. Ismini o'zgartirgan, o'zi Cassius Clay bo'lgan o'zi ismi. Lekin islomda qabul qilgandan keyin Muhammad Ali deb o'zgartirgan ismini. Shu Muhammad Ali aytadi. Meni hayotimda sodir bo'lgan hodisalarning eng yaxshisi mana shu kasallik. U chempion bo'lganim, eng zo'r sportchi bo'lganim emas. Shu kasal bo'lgani men uchun eng katta yaxshilik bo'ldi. Agar u kasallik bo'lmaganida men o'zimni men eng buyukman deb o'tib ketar edim. Bu esa shirk edi ekan. Alloh meni o'tkazib qo'ydi. Men buyukmas ekanman.
Demek ki birader, o şey kesel bugün payıda şu Müslüman bandası için faydası gibi oldu mu? Akıbatı. Çünkü siz üstüzge kegen, kaza kadarının makruhu, kalbizge yokmuydu ki nasıl iş bugün payıda, şimdi halat kegen payıda razı bu koyun. Yine kaya kayan burası razı olmuyor. Razı bulsanız acil olasınız, savap olasınız. Üç gün. Narazı bulsanız, günahkar bulasınız yine üç gün. وَعَسَا اَنْ تَكْرَهُ شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ dedi Allah Ta'ala. Zaten sizler, özüler için yakşı bölgen insanı yaman köreyken bol işler mümkün. Özülerge yaman bölgen insanı yakşı köreyken bol işler mümkün. Sizler bilmişsiler, Allah biledi diye. Şunu yapsınlar mı mavzudu buradalar? Ne mahkada gepketi yaptı? Kazay kadar ki razı bol iş gerek. Resulullah dediler, Men yuridillahu bihi hayran yusib minhu. Allah kimge yaxshilikni ravo ko'rsa, uni musibatlarga duchor qilib qo'yadi. Chunki ana shu musibatlar uni agar rozi bo'lib, sabr qilib, shukr keltirsa, gunohlarini o'chiradi yoki bo'lmasam darajasi ko'tariladi. Bankrot bo'lding, uyingga o't tushdi, molingni tortib ketishdi. Shunga o'xshagan yoqmaydigan ish keldimi? Demak, yozib qo'yilgan edi ekan. O'zi pulni unga bermasam bo'lardi ekan. O'zi nadyojniy masada yo'q, narginga berganda ham ketar edi. O'zi 3 kuni so'm qilib o'rmagan ekanman. 107 ga chiqdimi? Ayrim odamlar uxlamadi. Tappati yana 79 so'm 50 tinga tushdi, endi past tushgani. Voy birodar, xotirjam bo'l, xotirjam bo'l. Shu yozilgan ekan-da endi nima qilasan endi? Demek ki Allah'ın ihtiyarı şunu diye buldu, razı bu senin acir var, günahlarına kefaret buladı. Şunun için bir uçu ve oğlu uçu bugün Allah Ta'ala'nın özü. Ancak Allah Ta'ala'dan razı bugün, takdirden razı bugün, musibet egelerine kıyan sabırlar için Allah'ın rahmeti olsun. Kaide. Kaderge razı bugün adam hergiz harap bulmaydı. Şunu hem yazvalılar. Qalbiladi bir chekasiga. Allohning taqdiriga, qazosiga rozi bo'lgan odam hech qachon xarob bo'lmaydi. Chunki shu pul yo'q edi. O'sha pulini yarmi ketdi. 10 yil burun, 20 yil burun yo'q edi shu pul. Yarmini oldi Alloh, yarmini qo'yib qo'ydi-yu. Alloh beruvdi, Alloh oldi dedi-da. Endi o'sha katta pulni yo'qotganlarga haqiqatan Allohdan rahmati bo'lsin. Agar sabr qilsa rozi qilsa. Chunki peshonangga yozganda shuni bolar, nima qilasan endi? Qayerga borasan endi? Çünkü Allah kıyan iş hakkında hiç kimse hesabat vermeydi, belki bandalar hesabat verirdi. Bilval birader, anak bilgin ki birader, kazay kadar ki iman keltirmesek insan, hiç kaçan kalbin hatırcan bulmaydı. Kazay kadar ki iman keltirmesek insan, hiç kaçan kalbin hatırcan bulmaydı. Nafsin aram o miydi, asabların tinçi miydi, şeytani vasvasalar tügemiydi. Kim etkeni buladı? Kim etkeni buldu? Allah da etken oldu. Çünkü kalem kötarıldı, sahifeler kurudu. Çünkü yıkılıp geçişi ana bop dururken devaldı üçlap kalemen de boylama. Sen suunu okşıdan, şamanlı esişiden, şişanı sınıştan sakalap kalış imkaniyatın bari dedip özünü gam getirme. Çünkü sindi mi? Demek sınış gereğiydi. Burnun yer geç kalansam, dot desengem, şimdi buluş gereğiydi, boldu. Kaza elbette amalga oşadı. فَمَنْ شَاءَ فَالْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَالْيَكْفُرْ Kim haklasa iman keltirsin diye yaptı Allah, kim haklasa bunge kafir olsun. Allah'ın yeri keyin, ama kazaya kadar kep olsa, Osmanlılar ham tarlı kıp oladı. Allah'ın yeri keyin, bir yerde musibet bulayken mesela başka şey yaparsanız kurtuluşuz mümkün. Bu sebep halas. Lekin musibetini kelişe takdiriz gözgen bosa, Osmanlılar ham tarlı yıkıp oladı. Kimde kim Allah'a tevekkül kılsa, Allah'ın kaderine razı bulsa, tahkik imanını kayın kıptı ve ikkala kolu bilen ikkala ayağını yakşı amellerine boşaltı koyuptı. Gazap, ahvaklar, şikayetler, tolkunuge duçar bulması yine aval, takdiriye razı bul buradır. Allah yazgenle aşçası bu midi bir şangin. Afsus nadomatga botib qolmasdan avval qazoni tan ol. Savol.
kim hatırcam yaşaydı bu dünyada? Kazayı kadarge teslim bugen ve ondan razı boyu adamlar. Bu yam kaydı. Kim hatırcam yaşarken? Takdirge razı bugen, kazayı kadarge teslim bugen adam. Sen üstünge, senge yokmuyduyan iş kemesle güçün. Neme sebepleri kılış gereği olsa kıldın. Hemme hile çağrılarda amalga aşırdın. Lekin şunu diyem geldi mi? Demeyi takdir eken. Hikmet, kaçan ki Allah özünün emrini, kadarını yüzüge çıkarışını istese, öşü vakitte, öşü lakzada akıl egelerinin aklını alıp koyadı. Ne demek yani bu? 30 yıldan beri maşına pulişlik kıladı bura. Şu işini piri bulup gitken. Şimdi biz atıldı, yep kaladığın günü geldi. Zararge kiradığın günü geldi. Karap durup, küpe tüzü bahreyip, kuzu bulunca maşına alıp durup durdu. Olmasam kança adamlardı şunu kabir küyüp komasliğe sabab boyan, körsatken, bir karap acılat adıyan adam. Lekin özü gekegen de küyüdü de. İndirime de iş gerek. Demek Allah Teala bugün küyüşümüz yazgen eken. Künemsi mi? Bir gün kelladı da öz aşkı paçamaşınca doğru gibi kaladı. Demek Allah özünün kadarını, amalga aşırışlığını haklagen, payetgegen de akıllı adamlarda akıllarını uçurup koyadı aklını. Yine kadar kep koyanda, kaza kep koyanda, hikmet gözünü tosup koyadı. Hazır yaptı, aytadı şagitiga. Dökende, dökendor şagit oldu, aytadı. 20 yıllık dökende işler tecrübesi var. Şagitga aytadı ki, köçeden bura binerse kötarıp kese olmadıydı. Çünkü oğullangan buluşu mümkün değildi. Bura bir tuzak koygan buluşu mümkün değildi. Dedi de bir gün geldi öz üçüne kadar düşüp kaladı. Çünkü Allah Teala bugün şu işini amelge aşırıştığını, şu işini ruhiyetke çıkıştığını hakla genekken, tamam, körüp durup, bahreyip durup, kakılıp durur orası. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem etediler, وَاِنْ أَصَابَكَ شَيْءٌ فَلَا تَقُلْ لَوْ أَنِّي فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا. Eğer senge bir an nasıl yetse, yani bir musibet koşu genesi yetse, eğer ben undoq qilganimda undoq bo'lar edi, bundoq qilganimda undoq bo'lar edi demagan. Buni o'rniga bu bo'lgan ish Allohning qadari, Alloh o'zi xohlagan ishni qildi degin. Albatta, agar so'zi shaytonning amalini ochib yuboradi. Shuning uchun bu bo'ldimi? Tamam, yo'q bu papgani. Xulosasini ol, tajribasini ol. Bundan keyin senga dars bo'lsin shu ish, lekin andoq-bandoq agar degan gapni gapirma. Endi qorakalaringga quloq solsang, o'tirish kerakmi peshana yozgan bo'ladi deb deyishadi. Birodar, sen bizni tushunmabsan. Qadarga bo'lgan iymon seni taqdirni kutib uxla demaydi. Qazoy qadarga bo'lgan iymon seni hech narsa qilmasdan o'tirib ol demaydi. Balki o'rningdan turgunda taqdiring qanaqa ekanligini kashf qil deydi. Nima degani? Sen xohlayotgan natijaga sabab bo'ladigan ishni qil degan. Modomiki nima kelishini bilmaysanmi? Zo'r bo'lishiga shu shakaladigan narsani. Hamma sababni qilasan, shundan keyin nima deysan, nima bo'lsa ham taslim bo'lasan. Demak, Alloh shuni xohlagan ekan. Yana bir ajib narsa, futbol o'ynab yutib oldingiz. Bu yoqqa chiqib olib turib, lekin o'zingizni zaslugalarga aytishni boshlaysiz. O'sha yerda vaqtida pas berdim-da, o'shuncha gol urding. Ko'rdingmi finti? Bitta zamaq bilan ikkitasini uxlatib, senga berdim, pusta o'rta gol urding. Inson yutuqqa erishganda, men undoq qiluvdim, mundoq qiluvdim deydi. Ammo mag'lubiyatga uchrab qolganda esa, taqdir ekan deb sukut qilib turadi. Rasa tushdimi? Yaxshilik bo'lsa, men qildim deydi. Agar yomonlik bo'lib qolsa, taqdirga to'ngaydi. Shuning uchun birodar, insof qil. Yaxshilik bo'lganda ham nima deb qo'yaver? Taqdir deb qo'yaver. Qarayanda bu darslar siz bilan biz uchun ikkita narsamizni tuzatadi. Nimani tuzatadi? O'lchov tushunchani, tasavvurni, bizning tilda paniyatlarni o'zgartiradi. Bizga g'arbdan, sharqdan har xil paniyatlar kelib, unday qilsang zo'r bo'ladi, bunday qilsang zo'r bo'ladi deb hamma o'zini nimasini o'rgatyapti bizga ta'limotini. Bizga dinimiz ta'lim bersin. Agar shu tasavvur bilan yashasak, voy ishonurlar, psix bo'lmaymiz. Nervni bo'lmaymiz, sahr bo'lmaymiz, davlini bo'lmaymiz. Gün o'tkazib yuboramiz, bo'ldi ketdi, nima qilamiz endi? Bo'ldi, tugadi.
paket mal. Hadi ayırmayacağım bunu. Adamlar psikologlar gibi barışır. Ne için? Maslahat alış için. Hayatta kendi karış gerek, üst düzge musibet kese kendi ünütüş gerek, ularda tasırdan kurtuluş için ne makalış gerek, ötmüşteki muamalanış için, keleceden korkmasındaki için ne makalış gerek, yine o psikologlar maslahat birerdi. Müslüman adam ne makaladı? Bir Müslüman tabibini aldı ki, bir adam gelip çünkü o şey yanasını soradı. Boyagi tabib Müslüman idi da, aytdi ki, hayotda sodir bo'ladigan hamma narsaning taqdiri hali ularni Alloh yaratmay turib 50 ming yil avval yozib qo'yilgan. Tamam. Mana psixolog. Ha birodar, taqdiring hali osmon yer yaralmay turib 50 ming yil avval bitib qo'yilgan. Tamam. Shayx Ali Tantoviy rahimahulloh shunday deydi. Odamlar bilan to'ldir avtobus yo'lda ketyapti. Shahardan chiqqan avtobus haydovchisi u yoqqa bu yoqqa qaradi da, yo'lda hech kim yo'q. Ozgina yurib turib to'xtadi. Hech kim ko'rinmayapti. Odamlar, "Nimaga to'xtadingiz?" dedi. "Ona oqsoqolni olib olaylik" dedi. Qarashdi, hech kim yo'q. Qaysi oqsoqolni hech kim yo'q u desa, "Hozir qo'lini ko'tarib to'xtanglar, meni olib ketinglar" dedi-yu, "Ana kelyapti" dedi. Odamlar ko'rmadimikin deb turib shunday qaradi, hech kim yo'q. Haydovchiga qarasa, omonatni topshirib qo'yibdi. Demek şu haydovchini ajali yetib kelgan, ammo avtobusdagilarni ajali yetgani yo'q hali. Alloh taoloning hikmatini ko'ringki, chiroyli qilib to'xtatib, avtobusni rushnoyini torttirib, xotirjam qilib qo'yib turib, jonini oldi. Haydovchini ajali yetgan edi, ammo passajirlarniki emas, chekiga to'xtadi. Alloh taolo aytadi: "Likulli ummatin ajal." Har bir millat avlod uchun belgilangan ajal bor. Qachon ajallari yetsa, uni biror soat ketga ham sura olmaydilar, ilgari ham qila olmaydilar. Xotirjam bo'l birodar. Rizqing bormi? Yashaysan. Faqatgina taqdirdagi narsa bo'ladi. Ko'pi ham emas, ozi ham emas. Xulosa, seni boshinga tushgan narsa tushib bo'ldimi? Tamam. Demek tushish kerak edi ekan. Seni qo'lingga bir narsa kelmasdan chiqib ketdi. Chiqib ketdi mi? Tamam. Demak, qo'lingga kelishi yo'q edi ekan. Agar mana shunday aqida, ishonch, e'tiqod seni qalbingda mustahkam o'rnatsa, seni tub-tubingda mana shu tasavvur, mana shunday tushuncha mahkam o'rnagan bo'lsa, hayotda bo'layotgan hamma musibatlar sen uchun hadiya bo'lib qoladi. Mehnatlar rohatga aylanadi, hodisalar esa mukofot bo'lib qoladi. Saodatning 10-chi sababi qazoi qadarga bo'lgan iymon. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.